önermiş. Bunlara bakabiliriz. Display 1-2. Evet, birinci ekranında şu anda bunun gözükmesini istiyorum. Resolution 1768 ile 4K arası. Bendeki 1080'i almış. Display mode borderless window diye geçiyor. Arkadaşlar Hairworks var. Hairworks'un ne işe yaradığını şöyle anlatayım size. Hairworks Nvidia'nın bir teknolojisi. Nvidia'da bu physics motoru diye adlandırılan bir motor vardı hatırlarsanız. Patlama efektlerini, camları vesaire bunları da daha bir şekilde detaylı olarak bize sunabiliyordu. Ama Hairworks'un tamamen yapısı bunun biraz daha alışılmışın dışında diyebilirim. Şeyinden anlaşılacağı kadarıyla isminden Hairworks hani saç işi gibi bir şey oluyor. Şimdi oyun içerisindeki işte mobların öyle söyleyeyim mobların hani saçlarının tel tel gözükmesini sağlayan bir özellik diyebilirim. Şimdi ben bunu açarsam bu sefer muhtemelen entegrasyonun çok iyi olmadığından dolayı bu oyunun bir problem çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle buna dokunmuyorum arkadaşlar. Bu ayarlarda oynamak istiyorum ilk etapta. Çünkü kendisi ayarları gerçekten çok ama çok düşüğe çekmiş. Ben şu anda şaşırıyorum. Peki biz biraz çılgınlık yapıp bu ayarları yükseltsek ne olur? Ne olur? Detail level'ı bir yükseltelim. Evet, biz bir ultra'yı alalım. Biraz çılgınlık yapalım değil mi arkadaşlar? Texture quality ultra. Grass Destiny ultra. Water quality ultra. Terrain quality high'da duruyor ultra. Shadow quality ultra. Number of background characters, yani background arka plandaki karakter sayısını belirtiyor burada. Ultra diyelim. Onların yani grafikleri vesaire. Hairworks'ı açmayacağım. Şimdilik açmayacağım en azından. Full screen'de kalsın. Display modumuz şey olmasın. İstemiyorum. Birinci display'de kalacak. Zaten şu anda 60 Hz alıyoruz. Bunları onaylamak için yapmamız gereken bir şey var mı bilmiyorum. Sanırım yok. Escape'e basarak basmadan önce şuraya geliyoruz ve evet otomatik olarak Are you sure want to make this change? Yes diyoruz. Yes diyoruz. Yes dedik arkadaşlar. Biraz mouse'ta hissedebiliyorum bu şeyi. Hani FPS'e düşüşünü. Tekrar bir options yapıyorum. Options'ta tekrar videoya giriyorum. HUD configuration'da neler olduğuna bakıyorum. Bir şey yok. Rescale HUD'da. Tamam, bununla değişmeyecek bizim. Deep field. Bunların hepsi on durumunda. Population. Şimdi bunu hayal alalım. Ya da şuradan çekelim. Bunu da yükselttik. Okey, tamam. Şimdi tekrar bir bekledim. Tekrar bir bekliyorum. Biraz oyunun şeyi düşük mü? Biraz açmak gerekir mi bilmiyorum. Böyle daha iyi gözüküyor sanki. Arkadaşlar buna da bekledim. Language arasında neler var? İngilizce var, Chinese var. Oo, Arabik bile olduğuna göre Turkish de vardır diye umuyorum ha. Var mı? Cık, olmadı ama şimdi. Polish, Turkish olacak ondan sonra. Ayıp ya, ayıp arkadaşım. Spanish'te kalmasın. İngilizce kalsın bari. Az çok Orhan İngilizcemizle bir şeyler yapmaya çalışalım. Gameplay ayarlarında neler varmış? Automatic finishers, on touch tutorials. Back diyoruz. Audio ayarlarında neler var? Müzik volüm, efekt volüm, voice volüm ve master volüm var arkadaşlar. Tamam, bizim bunlarla da işimiz yok. Bunlar zaten olması gerektiği gibi. Back diyorum. Bir daha back diyorum. Options'la işimizi bitirdik. Şu anda New Game diyorum. Just a story, story and the sword, blood and broken bones, death march. Arkadaşlar şu anda ben story hikayeye mi başlamalıyım diye düşünüyorum. Yoksa story and sword var, blood and broken bones, death march'a mı başlasam? Açıkçası death march direkt savaşın içerisinde başlatacak bizi gibime geliyor. Bunlar story mod, hikaye modunda bize devam ettirecek ama ben story mod yapayım. Bir sonraki videomda bunu deathmatch olarak ele alırım.
konuşamıyorum arkadaşlar. Şeyden dolayı hani çok uykum geldi ondan dolayı. Şimdi show tutorial. Tutorial'ları göstersin mi bize? Ya göstersin hadi göstersin tamam. Tutorial'ları göstersin. Evet. Müzikler çok güzel. Atmosfer çok güzel. Grafikler çok güzel. Çok harika. Şöyle bir şey daha var. Çok daha harika olabilirdi ama maalesef şu anda bu grafiklerle oynamak zorundayız. Bundan dolayı da artık ne çıkarsa bahtımıza diyoruz. Yalnız ufak tefek bir takılma hissediyorum. Video üzerinde mi yoksa oyundan mı kaynaklı bunu bilmiyorum. Evet, bizim ana karakterimiz de zaten şu anda burada. Witcher'ımız. Şimdi az daha. Oo, karga gözüne girdi adamın.